taraftar tabii sabırsız, heyecanlı. Ben de öyleyim. Yani onlardan farklı değilim. Bir an önce sezon başlasın, işte UEFA ön eleme maçımız, playoff maçımız, lig başlasın. Hepimiz bunu bekliyoruz. Ben tabii 5 gündür burada olduğum için o heyecanımı biraz kırdım. Onlar benden daha heyecanlılar işte. Bugün taraftar açıldı. Taraftarın desteği, yani bu sene, yani her zaman bunu söylüyorum, mesela geçen sene de bunu söyledin diyeceksiniz ama yani her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var. Çok önemli. Yani bu bütün şeyleri, taşları yerine oturtmamız lazım bizim. Ve taraftar da bu takımın çok önemli bir parçası. Her zaman onu örnek veriyorum. Yani dünyanın en pahalı, en değerli saati önden baktığınız zaman ne bileyim işte bir mücevher gibi falan görünür. İnanılmaz bir albenisi vardır. Fiyatı da yüzlerce bin eurodur, dolardır diyelim. Arkasını çevirin ama arkasında onlarca parça göreceksiniz, dişli falan filan. Onlardan bir tanesini çıkartın, en küçüğünü çıkartın. O saat sadece günde 2 defa doğruyu gösterir. Taraftar çok önemli bir parçası. Sürekli bunu vurgulamaya çalışıyoruz. Sürekli taraftarı işin içerisine çekmeye çalışıyoruz. Ve geçenlerde verdiğim mesaj da öyle yani. Taraftar, yani biz takımın kendisiyiz, takımın bir parçasıyız. Biz aslında stada maçı seyretmeye falan gitmiyoruz. Maçı oynamaya gidiyoruz. Oradaki bir eksiği tamamlıyoruz. Önemli bir parçayı tamamlıyoruz. Onun için bu açıdan baktığımız zaman taraftarımızın biraz daha bilinçlenerek ve bu beklenti ve bu duygular doğrultusunda takıma sahip çıkmasını bekliyoruz bu sene. Ve önümüzdeki senelerde tabii. Hoş geldin. Aslında şimdi şeye, sahaya baktığınız zaman mesaj orada çok açık net. Yani 17 yaşındaki çocuktan bugün şampiyonluk bekleyemezsiniz. Bunun üzerine bir 2 sene daha koymamız lazım değil mi? Yani mesela forvet hattına baktığımız zaman bana kalırsa 2 sene sonra Türk futboluna, hatta milli takıma, milli takımın forvet hattını domine edecek gençler var burada. Ama bu bir süreç işte. Toplumun belirli bir kesiminde bu çok doğru olarak algılandı. Tabii bir de sabırsız, yani benim gibi bir kesim var sabırsız. Onlar şampiyonluğu hemen bugün istiyorlar. Hatta mümkünse eğer dün olsaydı daha iyi olurdu diyorlar. Böyle bir şey yok. Yani altyapısı yapılmadan, temelleri atılmadan, sağlıklı bir yapı oluşturulmadan sürdürülebilir bir başarıyı elde etmeniz mümkün değil. Ha, yani transfer edersiniz işte ne bileyim 14 tane dünyanın da parasını harcarsınız. Kulübü de borcun içerisine boğarsınız. 14 tane... İşte yabancı, işte bir o kadar da sağdan soldan yerli oyuncuyu alırsınız. 70-80 milyon euroluk kadro kurarsınız. Belki şampiyon olursunuz. Onun da tabii garantisi yok. Belki. Ama ondan sonra zaten işte ekonomik çöküntü ve felaket başlıyor. Zaten öyle bir başarının sürdürülebilir olma şansı da yok. İşte sürdürülebilir başarının temeli 12 yaş, 14 yaş, 16 yaş. Arkadan gelecek yani. Yusuf gitsin mi Abdülkadir? Aman Yusuf Abdülkadir gitmesin. Yarın öbür gün böyle bir şeyin telaffuz edilmesi artık tarihe karışacak. Çünkü Yusuf giderse arkasında Yusuf 2 var, Yusuf 3 var. Yusuf giderse arkasında kardeşi Furkan var mesela. Abdülkadir giderse işte ne bileyim Mehmet var, Ahmet var. Arkadan dolduracak orayı. Bunlarla sınırlı değil Trabzonspor'un futbol hayatı. İşte bunun iyi anlaşılması lazım. Çok iyi anlaşılması lazım. Ve beklentilerin de o doğrultuda oluşması lazım. Ama her zaman söylediğimi yine söylüyorum. Yani Trabzonspor bütün bu süreci yaşarken hiçbir zaman da zirve yarışından asla ve asla geride kalmayacak. Geçen sene kaldık mı o kadar zorluğa rağmen? Kalmadık. Yani çok kritik bir maç mesela Türk Telekom'daki maçı kazansan fotoğraf çok daha farklı olacaktı. Her zaman zirve yarışının içerisinde olacak ama sürdürülebilir bir başarının temel prensiplerinden de asla taviz vermeyecek. Başkanım. Var. Yani 2-3 haftaya kadar o netleşecek. Yani şu anda 2 şey arasında gidip geliyoruz. Yani 2 seçenek var. 2 seçenek var. Onu tercih yapacaksınız. Evet. Peki bir de... Yani konuyu zaten Büyükşehir Belediye Başkanımızla biz... Yani bizim görüşmelerimiz neticesinde
gündeme gelen bir konu. Onun hukuki tarafları şu anda oluşturulmaya çalışılıyor. Yoksa belediye başkanımızın konuya bakışı son derece pozitif ve sıcak. O da bir şeyler yapmak istiyor ama tabii yani hukuk olarak da hukuken de bir sıkıntı çıkmaması lazım. İşin o tarafına bakılıyor şu anda. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Onu size sormak lazım. Benim yani hatırladığım kadarıyla bir 32 tane forvet transferi yaptınız bugüne kadar beyefendi. Yapsak burada olurdu. Yapamadık işte. Demek ki öyle olmuyormuş. Sonra zaten hazırlık maçı oynayacağız. Ertesi gün tekrar bir maçımız daha var. Ondan sonra zaten 8'inde biliyorsunuz ön eleme oynayacağız. Yani onun bilinci içerisindeyiz. Ama tabii şu var, yani doğru zaman, doğru fiyat, doğru oyuncu. Hani bugün kafamızdaki bir iki oyuncuya eğer onların istediği rakamları verirsek zaten o transfer gerçekleşir. Ama yani o rakamları da şöyle söyleyeyim ben size, yani cimriliğimizden falan vermiyoruz. Bunun altını çize söylüyorum. 100 milyon TL'lik sınırımız var bizim. Ha şu da var yani. O sınırın içerisinde zirveye oynayacak kadro, işte sizin söylediğiniz forvet, stoper, ne bileyim orta saha, oyunu iki yönlü oynayan orta saha. Soruyorum zaten orta sahayı oynayacak olan bu transfere. Yani transfer görüşmesinde iki yönlü oynayabiliyor musun falan dedi diye. Onları da soruyoruz kendilerine. Sonra kafama takıldı yani dört yönlü olmaz mı acaba arada bir de sağa sola gitse. Var o tür transfer. O da var değil mi yani? Bunların hepsi o rakamın içerisinde, o bütçenin içerisine sığar. İşte biz de onların harcadığı parayı harcıyoruz. Orada yani 4 defa düşünmemiz lazım. Gerekiyorsa 5 defa, 10 defa inceleyip sık dokumamız lazım. İşte 500 bin euroluk bir oyuncuya, ben karşılaştım yani geldikten sonra şu son bir sene içerisinde. 500 bin euroluk oyuncunun 1,5 milyon euro ile 2 milyon euro ile karşımıza çıktığını gördük. Frene bastığımız yerde de kademeli olarak düşmeye başladılar. Ama çok agresif olursanız bir de işte eksik olmayın yani medyada ismi işte bir de taraftar siz medyadan ateşlediğiniz zaman taraftar da yani karşıdaki oyuncuyu teşvik ettiğini zannediyor mesela come to Trabzon adam diyor ki tamam abi diyor medya arkamda diyor tamam mı taraftar da arkamda bu defa oluyor 500 bin euroluk oyuncu 1, 1,5, 2'ye çıkan oldu. Yani bunları iyi kontrol etmek lazım. O konularda fena değilimdir. Onun için herkes sabırlı olsun. Nasıl ki şampiyonluğu bekliyorsak. Yani stoper transferi de, forvet transferi de bunlar gerçekleşecek şeyler. Zaten böyle bir yapı oluşturduğunuz yerde o şeyleri, noktaları boş bırakırsanız çok ciddi sıkıntı yaşarsınız ki böyle bir şey söz konusu değil zaten. O 100 milyon TL'lik bütçe içinde Yusuf, Abdülkadir, Hüseyin gibi genç oyuncuları yapılması muhtemel zamda planlama içerisinde mi? Tabii. O konuda da bir düzenleme yapacaksınız tabii, ama değil mi başkanım? Tabii, kesinlikle. Var mı sözü? Yani bu önümüzdeki hafta içerisinde mahkemenin kararının açıklaması gerekiyor. Yani 15 olarak söylenmişti, işte pazartesi gününe denk geliyor. Onu takip eden günler içerisinde mahkemenin kararını açıklaması gerekiyor. KAS'ta tabii bir davamız daha var. Bugün açıldı. O da zaten KAP'a bildirildi. Kamuoyunun da malumu okuma. Kura çekiminden önce karara bağlamak zorunda mı başkanım? Yok. Orada çünkü o katılım payı biliyorsunuz şeyden sonra gerçekleşen bir şey. Yani gruplara kaldığınız zaman. Onun için yani... Ya UEFA'dan alacağınız olsun yani yeter ki lehimize sonuçlansın. Tamam. Teşekkür ederim. Sağ olun.